Şimdi mesela bir Haluk Levent ahbap tartışması yaşandı. İşte bir Oğuzhan Uğur tartışması yaşandı. İşte diğer tarafta işte oraya bölgeye gidenlere bir şeyler söylendi, bakanlarla ilgili konuşuldu. Yani sürekli bir de tartışma ortamı var ve bu iyice böyle tetiklendi de. Ee, mesela garip bir şekilde siz hani çok iyi insan da analiz edebiliyorsunuz. İşte senelerdir zaten bu işi yapıyorsunuz. Şunu ben merak ediyorum. Mesela bugüne kadar hiç sorgulanmamış Ahbap diye bir kuruluş hmm. bu depremde ilk defa sorgulandı. Yani sen bu yardımları ne yapıyorsun diye sorgulandı. Hı. Ben yanlış veya doğru demiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Tabii ki sorgulama hakkı da var bu arada. Çünkü çok ciddi meblalar toplandı. Hani bunu da söylemek isterim. Evet. Tabii ki sorgulanabilir. Ee, bu e, Haluk Levent de şeffaflıkla bunları ispatlamakla yükümlüdür. Ben Haluk Levent olsaydım bak kardeşim derdim. Burada bu para geldi. Bunu ben buraya harcıyorum. Bunu buraya veriyorum. Anlatabiliyor muyum? Rahat olurdum yani hani. Ama neden? Yani nasıl bir psikolojiyle buna evrildi sizce iş? Ben bunu merak ediyorum. Anlıyorum. Bu arada Haluk Levent olayla ilgili açıkça şunu söyleyeyim. Benim şöyle bir düsturum var. Şöyle bir daha doğrusu bir prensibim var. Hı hı. Hangi siyasi görüşten olursa olsun yani e, icraatı ya da konuştuğu ya da bir tartışmanın içinde olsa da çok eski tanıdığım biri ise olumlu ya da olumsuz yorum yapmak istemiyorum. Hı hı. E, çok eski tanırım onu. Yani 25-20 sene önceden tanırım. Dolayısıyla hani çok yakınlığım yok. Böyle bir samimiyetim yok. Ama tanışmışlığım var, merhamam var, selamım var, sabahım var. Dolayısıyla e, evet eleştiri varsa cevap versin, e, iyi bir şey yapıyorsa da yapsın. Hı hı. Haluk Levent'le ilgili bu moddayım. Hı hı. Haluk Levent özelinde sormadım ha, bunu. Tamam. Siz onu Haluk Levent olarak görmeyin tamam, tamam. mı? Bir dernek var mesela biz... Oturduk derneği tartışmaya başladık. Anlatabiliyor muyum size demek istediğimi? Anladım. Hani nasıl bir toplumsal hani şey içerisindeyiz ki hani bunu yapıyoruz? Bu hani. Şimdi bunun aslında sebebi başka hı hı. Buket Hanım. Yani ben başka bakıyorum bu konuya açıkçası. Hepsinin hı. kökeni şuna dayanıyor. Ben bunu son dönem başka vesileyle e, yaşadığım bir takım olaylarda da müşahede ettim. Şimdi insanlar eskiden mesela Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı falan bir ayrım vesilesiydi. Ayrım derken takım tutma anlamında söylüyorum falan. Şimdi yaşam tarzı bile insan kavramı bile siyasi görüşleriyle özdeş tutuluyor. Yani önce insan kavramı maalesef ikinci plana düşmüş durumda. Yani şu bakış yok. Ya önce bu bir insan, bu bir kadın veya bu bir adam. Nasıl bir adam? Kibar mı? Nasıl bir kadın? E, ee, hanımefendi mi? Nazik mi? ...adam nasıl, iyi niyetli mi falan. Hayır, bu yok. Bunlar ikinci planda. Dünya iyisi bir adam... ...sizinle aynı siyasi görüşten değilse... ...sizin için demiyorum tabii... ...bu kavramda için, son 5-10 yıldır gelişen bu kavram için... ...sizinle aynı siyasi görüşte değilse... ...ahlaksız, namussuz bilmem ne saydırın saydırıyorlar. Ve onunla ilgili... ...yani insanlığıyla ilgili bir gram bir ölçü alınmıyor. Ya belki bu iyi bir kadın veya iyi bir adam... Siyasi görüşü başka bir şey. Senden farklı düşünüyor ya. Şimdi bu nedenle bu olayda da bu çok işledi, çalıştı, devreye girdi. Karşılıklı olarak. Tabii ki önce muhalif bir yaklaşımdan kaynaklandı. Çünkü ilk birkaç gün hakikaten şaş şaşırdı devlet. Siyasi iktidarda şaşırdı. Böyle bir devremi, depremi açık söyleyeyim ben size. Yani Amerika bile, Amerika Birleşik Devletleri gücünde bir devlet böyle bir depremi 50 Amerika zor toparlardı kendini bir iki günde. Bu başka bir olay çünkü. Bu normal deprem gibi bir Hı. şey değil. Burada bir kıyamet kopuyor aşağı yukarı. Siz hiç bilmediğiniz, önceden hiç tecrübeniz olmadığı bir konuda bir şeyler yapacaksınız. Tabii ki aksaklıklar oldu. Tabii ki eksiklikler oldu. Tabii ki yanlışlıklar oldu. Şimdi hal böyle olunca buna Beyler bak şurada şu var şunu da yapın aman yetişin matiş. Yani olumlu faydalı olmak için bir eleştiri var. Bir de böyle bir zafiyeti böyle bir problemi of süper kullanırım abi deyip tepe 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 üstünde tepinmek var. Burada bunu gözledim. Dolayısıyla bu olayda ben şu son dönem gelişen dediğim 4-5 yıldır doruğa çıkan Kutuplaşma. Kutuplaşmanın ve bu kutuplaşmayı siyasetçiler falan yapmıyor artık. Hayır maalesef. Yani bunları siyasetçi, muhalefeti ya da iktidar eleştirmek için söylemiyorum. Maalesef vatandaşta da bu başlamış. Özellikle e, ilgili insanlarda, siyasete ilgi duyan, biraz okumuş, mürekkep yalamış insanlarda öyle bir ayrım başlamış ki. E, nasıl bir insan kavramı bitmiş. Nasıl bir insan değil. Siyasi görüşü ne? Tabii mı yakın muhalifim bu adam falan. Önce bu. Buna bakıyorlar ve konu buradan başlıyor. Mesela siz dünya iyisi bir e, hareket yapın, ne yaparsanız yapın muhalif misiniz? Bitti hiç yani. İktidarın yakını mısınız? Direkt Yalaka ismini koyarlar falan. Veya iktidara olumlu bir iki laf mı ettiniz? Hop adınız yalaka bitti falan. Şimdi bu yaklaşım insanlık e, insan nasıl bir adam kavramını İkinci, bu olayda bunu çok tepe tepe gördüm. Hı hı. Çok yaşadım, çok müşahede ettim, çok gözledim, çok izledim. Zaten tartışmaların da yüzde doksanı bu sebepten çıkıyor. Şimdi bu tartışmalara bakıyorum ben, hani diyelim ki nedir mesela bir şöyle bir eksik var. İlk etapta Hatay'a yetişilemedi, ilk 24 saati söylüyorum mesela. Hatay'a hakikaten müthiş bir evet. şey kaldı. Şimdi bunu görüyoruz. E, Hatay'a faydalı olmak için bir şeyler yapmak adına, bir şeyler önermek adına şunu da yapın, bunu da yapın var. Bir de bununla dalga geçer gibi üstünde tepinmek var böyle bir e, sıkıntının. Dolayısıyla hangi e, açıdan bakarlarsa baksınlar önce şunu gözledim. İnsanlık ikinci planda evet acı bir laf ama durum bu. Yani bu... İnsanlık nasıl bir insan iyi bir birim yok böyle bir şey. Siyasi görüşüne ha yaramaz bırak hiç adam değil. Bu bu olayda çok sırıttı. Ve bundan artık ben bir vatandaş olarak dediniz ya vatandaş Hı -hı. olarak sordunuz. Vatandaş olarak çok canım sıkıldı. Çünkü ben bir insana benim de bir dün siyasi görüşüm var. Hayır ya ben önce bu nasıl bir adam diye bakarım, nasıl bir kadın diye bakarım. Yani efendimiz zarif mi, kibar mı, kötü niyetli mi, bilmem ne bileyim iyi mi konuşuyor, kötü mü Bunlara bakılır önce ya insan önce ya insandır önce. Hayır yok böyle bir kavram. İnsanlığı ikinci planda. Bunu da şunun için söylüyorum. Bu kutuplaşma öyle bir boyuta gelmiş ki e, siyasi görüşü farklı mı ondan mesela? En ufak bir onun hatasını ya da sıkıntısını üstünde tepiniyorlar. Üstünde tepiniyorlar.